Şimdi statik evren tabii ateistler aşağı yukarı her şeyin açıklamasını bu evren olduğunu düşünüyorlardı. Ve bu evrenin işte statik bir şekilde aynı yasalarla aynı şekilde Newtoncu yasalarla sürüp gittiğini düşünüyorlardı. Newton'un kendisi derin bir tanrıya inancı ve hatta üçlemeyi reddeden bir tanrı inancına sahipti. Onu bu şekilde kendi formüllerini yorumlamıyordu ama daha sonra öyle yorumlayanlar oldu. Buradaki statiklik baştaki doğa tamamen şu anda gördüğümüz gibi aşağı yukarı sonsuzdan beri böyle oluyor şeklindeydi ateist statik görüş. Big Bang teorisi ortaya konduktan sonra da yalnız steady state teori adında sabit durum modeli diyebileceğimiz yani böyle bir model, bir teori ortaya koyduğumuzda Fred Hoyle'nin önderliğini yaptı. Bu Big Bang'e alternatif olarak çünkü Big Bang ortaya koyduğunda başta matematiksel temelde oldu. Gözlemsel verileri ve diğer verileri yoktu. Oradaki de aşağı yukarı evrenin yine işte şu andaki gibi sonsuzdan beri var olduğunu, bir Big Bang gibi bir başlangıcının olmadığını, maddenin bu evrende kendi kendine yaratıldığını ve işte genişlemeden dolayı o boşlukların da olduğunu. Çünkü bu Fred Hoyle'nin sabit durum teorisi ortaya konduğunda evrenin genişlemesi reddedilemeyecek kadar açık bir faktör olarak ortaya çıkmıştı. O da ortaya kondu. Fakat sonra işte anlatması burada uzun sürecek. İşte kozmik fon radyasyonunun bulunması ve daha birçok şeyin bulunmasıyla Big Bang'in doğruluğu yani evrenin bir başlangıcı olup sonra sürekli aşamalı gelişmelerle gelişip bu hale gelen. Yani başlangıçta sabit aşağı yukarı gibi bugünkü ezelden beri var olan bir evren değil. Başlangıçta tek minik bir nokta olan sonra bu noktanın işte bir patlama diyorlar ama onu bir açılma da diyebilirsiniz. Yani patlama veya açılmayla açıldığı ve sürekli genişlediği ve bu genişleme çerçevesinde birinci dönem yıldızlar, ikinci dönem yıldızlar, üçüncü dönem yıldızlar oluşuyor. Yıldızlarda işte karbon atomlar, oksijen atomlar oluşuyor. Ondan sonra o yıldızlar patlıyor, bunlar uzaya serpiliyor ve bu aşamalı gelişmelerle evrenin oluştuğunu söyleyen Big Bang teorisi tabii delilleri arttıkça bütün bu sabit durum modellerini rafa kaldırdı.